Fatma Şahin kadına şiddete önemli tedbirler alıyor ve şimdi de Van'daki kadınların sorunlarıyla ilgileniyor. Depremzedelerle ilgileniyor. Sevgi Evleri projesi var. Diyanet'le ortak çalışmalar yürütülüyor. İşte Fatma Şahin'le Meral Tayanç konuşacak. Hemen sözü daha fazla uzatmadan Meral Tayanç'a bırakıyorum. Merhaba sevgili Ertan Ömeroğlu, bu sabah yine tekrar buluştuk. Çok güzel özetlediniz. Gerçekten müthiş bir bakanımız var. Diğer bakan hanımefendiler alınmasınlar, mutlaka onların da şimdiye kadar çok emekleri geçti ama bakanımız hem anne, hem çok ideal bir eş, hem ev kadını, hem de kadınların sorunlarına gerçekten çok önem veriyor. Özellikle de kadına şiddet konusunda daha göreve başlar başlamaz çok önemli çalışmalar yapmaya başladı. Zaten biliyorsunuz kendileri Gaziantep Milletvekili Sayın Fatma Şahin aynı zamanda AK Parti Kadın Kolları Başkanı idi. Bu 12 Haziran'dan önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olmadan önce efendim. Pek çok işler yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı'yla bir protokol imzaladı. Aile içinde kadına şiddete yönelik bir protokol imzaladı ki bu bizim yıllardır hep önerdiğimiz, düşündüğümüz bir şeydi. Camilerde vaazlar verilsin, cuma günleri pek çok bey namaza gidiyor, camiye gidiyor. Onlara aile içinde erkeğin öneminin, erkeğin ne kadar müşfik bir baba ve eş olması gerektiğinin bilincinin vurgulanmasını hep söyler dururduk ve Sayın Fatma Şahin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'yla bir protokol imzaladı efendim. Yalnız bu kadarla kalmadı. Aile içi şiddette, kadına yönelik ya da erkeğe yönelik genel olarak aile içi şiddette şiddete karşı kanun teklifi sundu meclise. Her gün birbirinden güzel şeyler yapıyor ve Ankara'da olduğu zamanlar çok o kadar az ki biz bugün şu anda kendisini bekliyoruz asansörden inmek üzere. Çünkü bu randevuyu kendisinden dün gece çok zor koşullarda aldık. Bu arada bugün burada ne toplantısı yapılıyor? Siz az önce bahsettiniz ama bir kez de ben yineleyeyim efendim. Yaklaşık 2008 yılında bir proje düşünüldü. Geliri hiç olmayan ve yoksul kartına sahip olan hanımlar, 100 lira bile geliri olmayan ya da geliri 100 liranın altında olan bütün eşini kaybetmiş kadınlara aylık bağlanması konusu gündeme getirilmişti. Bu yürürlüğe girmesi sanıyorum biraz gecikti. Bunu canlandırılması, bunun yeniden hayata son derece aktif bir şekilde geçirilmesi için Sayın Fatma Şahin büyük bir girişimde bulundu ve bugün Sayın Başbakanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir toplantı yapılıyor. Toplantının konusu da eşlerini kaybetmiş muhtaç durumdaki kadınlara aylık bağlanması. Efendim artık o kadınlar mahzun olmayacaklar, mağdur olmayacaklar. Çocuğuma akşam ne yedireceğim, karnını nasıl doyuracağım, bir lokma ekmeğimiz evde yok diye düşünmeyecekler Allah'ın izniyle. Bunu da başarıyor tabii ki Sayın Bakanımız. Efendim bu arada sürekli Van'a gidiyor Sayın Bakanımız. Sayın Fatma Şahin ayın 14'ünde yine Van'daydı ve burada 700 çocuğu, 700 kimsesiz ailesini kaybetmiş çocuğu, bunların içerisinde okul çağında olanlar var, henüz okumayı yazmayı bilmeyenler var, annesini babasını bütün yakınlarını kaybetmiş olanlar var. Onlar için sevgi evleri açtılar, sevgi çadırları kurdular efendim ve onlara orada her gün eğitimler veriliyor, acılarını unutturmak için çeşitli psikologlar, uzmanlar çocuklarla ilgileniyorlar. Hiçbir kimse anne babanın eksikliğini o güzel yavruları unutturamaz ama hiç değilse devletimiz böyle güzel, böyle sıcak bir yardımda bulunuyor. Ayrıca biliyorsunuz adresleri gizli tutulan kadın sığınma evleri yapıldı pek çok ve yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin tarafından, bakanlığın ismi yeni olduğu için ben bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kelimesini de arada bir sürçülisan ediyorum. Affola efendim. Son derece güzel çalışmalar ve o arada efendim Sayın Bakanımız,
Gaziantep milletvekili Sayın Fatma Şahin geldiler. Yine her zamanki gibi çok şık, çok zarif. Efendim hoş geldiniz. Müthişsiniz. Az önce gıyabınızda epeyce dedikodunuzu yaptım çok ben. Çok teşekkür ederim. Zarafetiniz ne kadar iyi bir anne. Şöyle şey yaparsak ne kadar iyi bir eş olduğunuzu ve bu arada bütün şeyleri de özetlemeye çalıştım. Neredeyse bütün kanun tekliflerinizi, protokollerinizi ben anlatacaktım. Bütün pozitif enerjiniz de bugün çok başarılı geçecek inşallah. Sağ olun, sağ olun inşallah. Sizin de öyle karşılıklı. Çok teşekkür ederim. Biz karşılaştığımız zaman hep müthiş şeyler oluyor ama ne yazık ki çok seyrek karşılaşıyoruz. Efendim şimdi bu 2008 yılında ilk başladığından ben söz ettim bugünkü olayın. Eşlerini kaybetmiş ve hiç geliri olmayan kadınlara aylık bağlanması ama yeniden tazeleniyor, hayata geçiriliyor sizin sayenizde. Evet. Şimdi şöyle, biz sosyal yardımlaşmayı ve